Nerede harabeler görüyorum. Şansımızı da katarsak bu volkanın biz oradayken patlama ihtimali var. Sıfır. Boşanmış bir adam. Güven bak. Bir volkana gidiyoruz dediğimiz ilk araştırdığın şey bu. Ve en ucuz 4x4 kiralayan yerlere bak. Bekle Sally. Yani gerçekten oturup bir şeyleri araştırdığını düşünüyorsun. Hep sen ukalalık taslayacak değilsin ya evlat. İşte senin çürük diyebileceğin türden bir şey. Buradan gidebiliriz galiba. Hadi hadi tatlım. Hadi yürü 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 yürü. Bu şey her arazide gidiyor sanıyorum. Yamaca gelmeden önce hızlanman gerekiyor. Başardın. Pekala evlat. Sakın aşağı düşme. Hey yavaş. Ağır ağır. Ortadan sür. Evet. Yalnız aracı ben mi sürüyorum? Ah! Sorun yok. Her şey yolunda. Aman tanrım. Dost doğru ileri. Ağzıma çamur girdi. Pekala, sanırım bu işi çözüyorum. İşte böyle. Yukarı bak, tepede kule gibi bir şey var. İşte şimdi oldu. Hey Victor, kiralama elemanıyla neyi tartışıyorsun? Aa kardeşin 4x4'te vinç olması için ısrar ediyor. Yani vinç olunca tamam sorun yok da mesele süspansiyon olunca mı olmuyor, iyiymiş. Hey vinç önemli. Arazide gidiyorsun, yağmur yağabilir, çamur olabilir. Gider garip bir tane. Biraz ağırdan alın ya. Evet. Nathan yani diyorsun ki Avery, Chew ve diğer önemli korsanlardan bazıları hazinelerini depolayıp buraya geldi. İyi de neden? Kim bilir. Belki koruma içindir. İngiliz yetkililer hemen arkalarındaydı. Belki saklanmalarını sağlamış. Yani bu adamın bir şeyleri saklamada usta olduğu belli. Bir bakalım. Seninle geliyorum. Yüzlerce yıllık bir şeye göre bayağı iyi durumda görünüyor. Evet. Bu harabeler Evir'in döneminden. Sam, baksana. Bu Christopher Condon'ın müdürü, Kızgın Ejderhan'ın kaptanının Evir'in döneminde Madagaskar dışında faaliyet gösteriyordu. Belki de Evir, korsan kaptanları topluyordu. Ama ne için? Gözlem için mi? Bu hiç mantıklı gelmiyor. Evet, gelmiyor. Belki de her kaptan bir kuleden sorumluydu. Ve kulelere adam taşıdı.
ağaç gövdesi soyulmuş. Bu ağacın çevresinde bir şeyler sırılıymış. Hey, aracımızda bir vinç olduğunu biliyor muydun? Hayır, lütfen. Bilmiyorum. Peki vinç de ne yaptı? Tam emin değilim. İşte bu iş görür. Eğlenceli görünüyordu. Göründüğünden daha dik. Tamam, hazır mısın? Dene bakalım. Hadi başlıyoruz. Baş. Baş. Gördün mü? Winch aldığımıza değdi. Bir tepeyi aşabildik. Bence parasını pek çıkaramadık. Yani henüz değil. Küçük galibiyet bunlar. Evet, tamam. Ben büyük olanları götüreceğim. Gözleriniz bayram etsin beyler. Vay canına. Baskıcı bir çok uzakta kaçıp varlıklı bir korsan olarak buraya geliyor. Korsan. Tek istedikleri şey huzur içinde ölmek ve yağmalamak. Hayır, hayır. Özgür bireyler olarak yaşamak. Hemen geleceğim. Nereye gidiyorsun? Bir şeye bakıp geleceğim. Şuna bakar mısın? Dur! Oradalar. İşte... Durum nedir? Askeri kıyafetler dolanıyor. Nadir'in adamları mı? Evet. Siktir ya. Anlaşılan eski bir koloni karakolu bulmuşlar. Ama yanlış olanı değil mi? Bu iyi haber. Yani bir de kötü haber var. Volkan'a giden tek yol oradan geçiyor. Aman be, sıçtık. Tepelerini bileceğiz yani. Planın nedir Nathan? Siz bana uyun yeter. Beep.
dakika. Sanırım temiziz. Rey ve Nadine'in onlarca adım etrafta dolaşıyor olmalı. Hazineye şans eseri bile denk gelebilir. Raj, bu korsanlar altyapı konusunda sınıfta kalıyor. Peki buradan nasıl büyüyeceğiz? Nadine'i ne kadar tanıyorsun? Peki. Düşündüm de belki onu arayıp tetikçilerini geri çekmesi için ikna edersin. Peki ya Reif'in Nadine'den daha büyük bir pay verse? Hayır. Nadine için işler öyle görünüyor. Daha çok para peşin, kırmızı peşin türünden bir para lazım. Yani avat. Bakın. Shoreline. Görünüşe göre her şeylerini ortaya koymuşlar. Ve volkana da son derece yakın durum. Yani ben de aynı şeyi düşünüyorum. Ya hazineyi çoktan buldularsa? Bak mekanın altını üstüne getir. Eğer bulmuş olsalardı şu anda hala arıyor olmazlardı. Evet. Evet haklısın. Hey! Şu kuyu mu? Neyse. Sana bir şey soracağım. Müsaadenle zamanını neyle harcadın? Ah bilirsin. Çoğunlukla kitap okudum.
Gardiyanlardan biri iyilik meleği kesilip bana sürekli kütüphaneden kitap getiriyordu. Neler okuyor? Tarih. Özellikle de Avery ve diğer korsanlarla ilgili her şey. Ne olur ne olmaz diye yani. Doğru. Kitap okumak dışında da şınav çekiyordum, sigara içiyordum ve bir de rakip çetelerin kavgasını... Ya. Ha, şınavı gördün. Hey Shoreline, yavaş ol. En son neden bahsediyordun? Doğru ya. Ve bir de rakip çetelerin kavgalarından uzak duruyor. Düşünecek bolca vaktim. Hepsi neredeyse bu kadar. Madem sana iyilik yapan bir gardiyan vardı, neden onunla bize haber ulaştırdın? Denedim. Bir mektup göndermesini istemiştim. Senin posta kutuna. Bana bir şey gelmedi. Müdür muhtemelen mektubu gördü. O sıra çok fena yakalandı. Bu gardiyanı da bir daha hiç görmedim. Baksanıza beyler. Bu da ne? Daha var. Shoreline askeri var mı peki? Bilemiyorum. Tamam, görünüşe göre önce biz gelmişiz. Hadi mekanı kolaçan edip yola devam edelim. Çekme köprü mü? Orta çağ kokuyor. Pekala. Genelde çekme köprüyü insanların girmesini engellemek için diken. Ya da bir şeyi korumak için. Bir mühür daha. Bunu çıkartabildin mi? Evet, çıkarttım. Anne Bonny. Karayiplerin dışında faaliyet gösteriyordu. Hapiste öldüğünü sanıyordum. En azından hikayeler öyle anlatıyor. Doğru. Avery onu da davet etmiş olmalı. Şuna bir baksana. Lanet olsun. Merdivenler hapı yutmuş. Köprü koluna ulaşamayız. Üzerine çıkabileceğim bir şey bulacağım. Tepesine bak. Tahta gibi büyük bir şey var. Belki o işimizi görür.
Ha. Shoreline bizden önce gelmiş. Mal bulanındır. Hey, dikkatli ol evlat. Hey beyler, köprünün ilerisinde devasa bir kule var. Gördüklerimizin en büyüğü. Bingo. Sam, Paris geldi. Ben iyiyim. Sen iyi misin? Tamam. Bundan emin misin? Hı-hı. Tamam, birazdan görüşürüz. Arabayı yaklaştıracağım. Siz ikiniz biraz dinlenin. Ben hallederim. Yani zaten yalnızca bir kol var, değil mi? Thank you.
Bir şu köprüyü indirelim. Hadi bir daha deneyelim. İşte böyle. Volkan'daki büyük kule. Gümüşe göre sona yaklaşıyoruz ha. Ayıplanmak gibi olmasın ama evde tüm parasını bu kulelere harcayana kadar yollara bariyer yaptırsa ölür müymüş? Etrafa bir bakacağım. Bu arada Alcazar'a ne kadar borcum var demiştim. Yarısı. Neyin yarısı? O sadece Gans Bey vurgunundan haberdi. Ki bu da 400 milyon euro. Anladığım bir şey değil. Beyler, hazineyi bulacağız. O delinin borcunu kapatacağız ve geriye de bayağı bir şey kalacak. Hadi bakalım. Bakın kayınca. Yakaladım. Hadi hadi. İyi misin? Daha iyi günlerim de oldu. Bizi buradan kurtar evlat. Tamam, tutunun. Yüceme, yani sen kumurda dolusun. Tam senin nedir? Sen ki en kutsal kalırsın. Yavaş evlat, yavaş. Eğlenceliydi değil mi? Tabii ya, bu yaşananları psikoloğuma kesinlikle anlatacağım. Ne? Sen psikoloğa mı gidiyorsun? Hayır, ama bundan sonra gideceğim. Bence fazla abartıyorsunuz ama. Olay tamamen kontrolündeydi. Gala sıkı tutunun millet. Değişim oldu işte. Fena mı? Evet, neredeyse hayal kırıklığına uğrayacağım. Yani neredeyse. Şimdi içeriye girecek bir yol bulalım. Hadi gidip hazinemizi alalım beyler. Bu taraftan giremeyiz.
Sam, yardım eder misin? Tamamdır. Bakalım burada ne varmış. Görmüşe göre arkada bir şey var. Sam. Evet. Hadi bakalım. Lanet olsun. Tuğla örmüşler. Pekala, bir etrafa bakalım. O şey, dikkat et evlat. Dikkat edin. Dikkat edin dedim. Bekle. Hadi. Bayağı heyecanlandı. Bu onun için her şey demek. Vay. Muhteşem bir şey. Ama hazine göremiyorum ben. Hey beyler. Geliyorum. Gel şuna bak. Aziz Dismas. Yine karşılaştık. Elimizde ne var? Yeni mühürler. Adamımız Avery. Thomas Tew. Ve bu da... Bu da Adam Walrich. Bu Joseph Farrow ve Richard Watt. Korsan kaptanları. Tamam. Belki de korsan havuzu teorini o kadar da saçma değildir. Ha? Tamam peki. Bakalım bunun hilesi neresindeymiş. Düğmeye basmak, bir şey çekmek gibi. Belki. Kollardan biri ya da... Deneyelim hadi. Hadi. Çocuklar... Zavallı Aziz'im, oncuklamanız bittiğinde belki gelip buna bir göz atmak istersiniz ha? Şuradaki şeklin volkan olduğu çok belli. Taç ise kral koyu. Kendimize bir harita bulduk beyler. Victor, sen harbiden dahisin. Duydun mu Nate? Dahi. Aha. Pekala, yani biz buradaysak bu kule evrenin mührine uyuyor. Tamam, o zaman diğer mühürler... Evirin zamanından kalma kuleler. Yani hazinemiz onlardan birinde olmalı. Ama hangisinde? Ben tam olarak 12 kule saydım. Hey Victor. Tekrar sigaraya başlamış olamazsın değil mi? Anlaşılan ilk gelen biz değiliz. Atlayacağız! Thank you.
kaçacak. Şey, umalım da öyle olsun. İyi misiniz? Evet. Evet, iyiyim. Sam? Evet, bu tarafa. Hey, ne yapıyorsun sen? Bir endişemi doğruluyorum. Olamaz. Şuna bak. Onlar da kuleleri çözmüşler. Konum, nişanlar, işleyiş. Ne yapacağız peki? Ne mi? Hapı yuttuk. Çünkü biz 3 kişiyiz. Onlarsa tanrı bilir kaç kişi. Ve bizden önde başladılar. Evet ama henüz hangi kule olduğunu bilmiyorlar. Bu harika Nathan. Çünkü biz de öyle. Biz biliyoruz. Bak. Birazcık yıpranmış. İşte şurası tam uyuyor. Emin misin? Çünkü yani bu da olabilir. Ha, yine de 2.12'den çok daha iyidir. Pekala. Ben bu kuleyi alacağım. Sen ve Salih şunu al. Yo. Reyf'in adamları şimdiye çoktan kuleleri sarmıştır. Aynen. O yüzden onları yakalama şansı istiyorsak ikiye ayrılmamız gerek. Sen bir saniye durur musun lütfen? Nate o haklı. Bu kuleler Kral Koyun'un tam ters uçlarında. Eğer Shoreline'ın itlerinden birine rastlayacak olursan bizi ara, tamam mı? Yakında görüşürüz. Hadi Nate, acele edelim. Tamam. Evet işte kulemiz orada. Sence o kadar büyük bir hazine o lanet masanın ortasında alınmayı mı bekliyordun? Ha evet, çılgınca olurdu. Ama daha önce de benzerlerini yaşamıştık. Doğru dedin. Qu'est-ce que vous faites? Tu te rends compte que tu vends des produits volés? Pommes, des délicieuses pommes, 100% bio. C'est combien? 6000. Tout ce qu'il me reste. Evet, Amerika'ya dönerken uğraşılacak işlerden biri de o tabi. Bien essayé. C'est moi. Oh, c'est joli ça. Elle va. J'aime pas. Ça a des pimpes de choses. Ama Salih baksana burada bir lemur var. Hadi gel bir selam ver. Eş bak. Lemur numara 1. Lekut. Oui, évident. Tu vois? Hey, pas en train de... hey Salih! Hey! Elma mı çaldı? Hah! Artık bugünlerde kimseye güvenim. Pas trop mal. J'ai vendu la plupart de ma marque. Je suis vraiment désolé. Tatlıymış. Çok güzel kokuyor. Oh!
Regardez où ce sont des haricots de limau tropical. Oui, madame. Vous n'êtes pas à votre place habituelle en bas de marche. Hadi bakalım. Kitli. Sanırım gizlice girmemiz gerekecek. Sözce. Gizlice derken onu kastetmiştim zaten sana. Hey baksana. Şuradaki pencere kırılmış. Hey Sally. Sanırım buradan sığabiliriz. İşe yarar. Tanrım. Yol çok uzunmuş. Arkadaşlar nasıl? Sen öyle devam et. Ben arkandayım. Tamam. En azından manzaran güzel. Tamam. Bakalım burada ne var. Edward England'ın nişanı. Haritadaki gibi. Burada ne arıyoruz yani? Güzel soru. Kadar yüksekmiş bu. Evet. Aynen öyle. Bakalım ne var. Görünüşe göre doğru kuledeyiz. Bizi ara. Bu şehirde telefonlar doğru dürüst çekmiyor. Peki, beklemeye gerek yok. Hemen geleceğim. Şuraya bak Sally, saat hala çalışıyor. Evet, fark ettim. Dikkat et de o çarkların arasına sakın sıkışma. Ayıpsın. Dikkat et Nate. Pekala. İşte çanlardan bir tanesi. Daha önce de duymuştum da. Tamam. Şu dişiden atlamam gerekiyor. Hey!
parmaklara dikkat et Nate. Endişelenmeli miyim? Pekala. İşte çanlardan bir tanesi. Daha önce de duymuşum da. Aslan. Aslan ucuyla çıkmıştı. Gürültülüymüş. Bu işe yaramadı Nate. Açılıverdi. Tamam. Sıradakine geçiyorum. Senden ses seda var mı? Maalesef. Evet, zaten durumu iyidir. Evet, şaşırdım. Yoktu herhalde. Kulak tıkaçlarımı getirmeliydim. Ne? Başka bir tane dene. Bir şey olmadı. Thank you.
Yerde belirli. Kahret. Buraya kadar hiçbir şey yok. Şey, salayım. Tepede büyük bir çan var. Bekle. Yukarı çıkıyorum. Thank you.
Tamam işte buradasın. Bunların başına bir şey gelmemiştir Sam. Başardık. Bayağı bir ürütü kopacak. Sally kafaya dikkat. Pardon, kol kırıldı da. Çanı kendim çalmam gerekecek. Evet, hadi bakalım. En azından kapıyı açtım ama ha? Ha, öyle de oluyor işte. İyi misin? Ha, bilemiyorum. Tamam. Evet. Hey, bak. Madeni para. İster misin? Tabii ya, neden olmasın? Bakalım aşağıda ne varmış. Umarım yığınla altın ve mücevher vardır. Sen sonunda iyi misin? Kuleyi aramayı bitirdim. Bir şey yok. Tamam. Biz kesinlikle doğru yerdeyiz. Buraya doğru yola çık. Ciddi misin? Tamam da yola çıkıyorum. Sam geliyor. İyi. Sally. Tamam geldim. Vay. Hey, şunlar bizimkiler mi? Aynen. Henry Avery, Thomas Dew. Suç ortakları. Kurucular. Neyin kurucuları? En kötü hazine avı olabilir mi? İşte Avery ve Tew'un nişanları. Bunlar biraz farklı ama. Evet. Üzerlerinde yıldız motifleri var. Dönüyorlar. Ama acaba hangi tarafa çevireceğiz? Bir saniye. Birkaç korsan simgesi daha. Edwin Baldridge, Anne Bonny ve Christopher Condon sanırım.
Yani çok fazla dizilim şekli var. Bence kapı nereye çıkıyor bir bakalım. Hala hazine bulma beklentim var. İkimizin de öyle. Hey işte haklıymışım. Baldridge, Bonnie ve Condon. Muhteşem. Ama neden buradalarmış ki zaten? Gidip öğrenelim. Aa doğru ya. Condon tek elli Billy olarak tanınıyordu. Galiba bir tane yaptırmış. Aa bıyığa bak. Neredeyse seninki gibi etkileyici duruyor. Hah idare eder. Bonnie kızıl saçlıymış. Evet. Hey, ney? İşte. Bir yıldız motifi daha. Sağ ol köşe. Diğer odadaki Avery ve Tuve'ın simgesine oldukça benziyor. Hey, haklısın. İşte o yıldız motiflerinden bir tane daha. Evet ama bu ilkinden daha farklı gibi. Aa evet. İyi gördün. Ne demek? Yakışıklı olduğum kadar zekiyimdir. Ne düşünüyorsun? Avery ve Tuve'ın nişanları. Onlardaki yıldızlar uyuşuyordu hatırladın mı? Bunlar da kesin uyar. Aa.
şey... bu adamlar... Bilmiyorsun değil mi? Hey, ortalık korsan kaynıyordu biliyorsun. Mahsur kaldık yani. Hayır, mahsur kalmadık. Telefonunu versene. Ne, arkadaşını mı arayacaksın? Öyle sayılır. Mesaj atacağım. İşte. Aslında bu tablolar da bayağı bir güzellermiş. Olur da hazineyi bulamazsak onları bir müzeye satabiliriz. Hadi şu yıldız motiflerini bulalım. Tamam, söyleyeyim dedim. Hey Sally, bir el atsana. Tamamdır. Eyvallah. Düzgün mü? Bu kimin umurunda ki? Benim umurumda. Tanrım, Feral'ın suratına bak. Pek burada olmak istemiyor gibi görünüyor. Evet. Hey, Richard Vaughn. Vah, Baldrige ile en güzel peruk kimin yarışına girişmişler? William Mays. Amerikalı mı? Evet, Rhode Adalı. Thomas Tew gibi. Hala kulede misin? Evet, şey, aşağı indim. Az önce gönderdiğin resmin olayı nedir? Sonra anlatırım. Şimdilik kimin kim olduğunu söyle yeter. Şey, Yunuslar Richard Wand. Çatal mızrak Joseph Farrell ve iki el ve ince olan da William Mays. Harika. Telefonun çektiği yerde kal. Gerekirse arayabileyim. Bekle Nathan, hazineyi buldun mu? Henüz değil. Çözmem gereken bir mekanizma var. Haber vereceğim. Tamam. Mays'in portresinde heykel ne tutuyor öyle? Gemisinin adı İnci'ydi. Belki İnci'dir. Aa, edebi. İşte.
Peki nedir bu şimdi? İşin aslı bu şeyleri bilmediğine epey şaşırdım evlat. Biliyorum zaten. Ama Sem'in haberi olsun istiyorum. Kendisini işe yarar hissesin diye yani, o kadar. Aha, tabii ya. Siktir. Ne olmuş burada? Muhtemelen bir meşale falan düşmüş. Hadi bakalım geriye ne kalmış. Edward England. Adam biraz tıknazmış. Etti bir. Ah, Sam cevap verdi. Heh, gördün mü sen? Görünüşe göre Sam de her şeyi bilmiyormuş. Hoşuma gitmedi diye. Evet biliyorum. Şu tablolara bir bakalım. Bu adamı tanımıyorum. Diğer korsanlardan daha gelmiş. Ha, Yezid El Basra. Herif Hintli gibi. Yakın. Babür. Bir dakika, Evren'in soyduğu Babürler değil miydi? Hırsızların onuru. Sanki öyle bir şey varmış gibi. Ve dört. Pekala. İkisinin ismini bulmayı başardım. Bu şekilde çıkarabiliyor olmamız lazım.
Murat? Bilemiyorum. Acaba Sam'e mi göndersen? Gerçekten mi? Hey, onun korsan uzmanı olduğunu sen söyledin. Bir dene derim. Peki, biri tamam. Ve iki. Sonuncu. Pekala, bakalım bundan ne anlam çıkaracak. Şuna baksana. Şey gibi görünüyor. Bekle. Ne yapıyorsun, az önce resim çektin. Tut şunu. Hiç şüphe yok ki Evren'in askerlerinin akıllı telefonu yoktu. Tabii ki. İşte o yüzden bu onların sonraki ipucuna gitmesini diliyorum. Yani bunlar ipucu mu? Evet, dur bakayım. İşte. Pekala. Şunlar Alize rüzgarları olabilir. Evet, ve şunlar da enleme benziyor. Evet. Yani öyle görünüyor ki biz yine bavulları toplayacağız evlat. Ne? Prodeus Codlacentia. Hayır, hayır, olamaz. Nedir olamıyor? Tanrım, çok bariz. Neydi? Ben bunu neden göremedim? Bak, yine akıl oyunlarına bağladın iyice. Neden bahsediyorsun sen? Bekle. Sen resimleri aldın mı? Bak sen şu işe. Sullivan'ın telefonu diye aradım ama kimler açtı? Nasılsın Nate? Merhaba Rafe. Uzun zaman oldu. Numarayı nasıl buldun? Sullivan peçeteye mi yazıp verdi? Keşke. Öyle olsa bana bir iki Roma patlardı. Hayır hayır, sizi bulmak için iyi para harcadım. Evet. Umarım evir işine çok para yatırmamışsındır. Rekabet çok yüksekmiş diye duydum. Evet, gayet doğru hamleler yaptınız. Ama asıl önemli olan Avery'nin hazinesine ilk kimin varacağı. Bahse var mısın? Hey. Nate, ben her zaman oynarım. Ama ortağım, nasıl desem, kendisi öyle pek gereksiz risk almak istemiyor. Vay be, Rafe Adler başkasından emin. Zaman ne değişmiş ama. Bak Nate, sana tek seferlik bir teklif yapacağım. Her şeyi bırak, evine dön. Hayatını yaşa. Ben her şeyi affetmeye hazırım. Eski günler hatırına. Bu her ne kadar çekici olsa da... Biliyorsun, ben normalde önde olduğum zaman vazgeçecek biri değilim. Tamam. Prodeus Quod Licentia, Tanrı ve Özgürlük için. Güzel resimler Nate. İyi kompozisyon. Telefonumuza girdin. Haçımı çaldınız. Bak Nate. Düşündüğünün yarısı kadar aklın varsa teklifimi kabul edersin. Evet, ne diyorsun? Bak, seninle tekrar görüşmek güzel ama başka bir telefon bekliyorum. Nate dur, bir şey daha var. Nate! Ne? Sen telefonunuzda GPS olduğunun farkındasın, öyle değil mi? Görüşürüz dostum. Dur, tahmin edeyim. Silahlı adamlar yolda, öyle değil mi? Sam! Tanrı ve özgürlük için bunun ne anlama geldiğini biliyorsun değil mi? Sam, beni dinle. Sakın ortalıklarda gözükme ve telefonunu parçala. Ne oluyor? Rafe nerede olduğunuzu biliyor. Şimdi saklanacak bir yer mi? Sam! Sam! Ne yapıyorsun? Yenisini alırım.